Vallahi gerçekten ben de şaşırdım çünkü Sayın Vali ile neredeyse ilk defa bir konuda tamamen aynı düşünüyoruz. Çünkü bizim yıllardır söylediğimiz, birçok konuda yıllardır söylediğimiz, haykırdığımız gerçeği o da dile getirmiş. Yani bu iktidarın gözünden Yalova'nın nasıl gözüktüğünü, nasıl algılandığını net bir şekilde anlatmış. Hatta şimdi o haber önümde. Çok ilginç, beni en böyle kalpten etkileyen cümlesi şu oldu. Diyor ki, Yalova'nın en kolay ihmal edilebilir il olma hususiyetini bir an evvel ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani diyor ki, Yalova en kolay ihmal edilebilir il bu iktidar tarafından. Bu durumu bir an önce ortadan kaldırmak gerekiyor. Evet, biz de yıllardır bunu söylüyoruz. Haberde veya açıklamasında veya koordinasyon kurulu toplantısında ağırlıklı olarak yollardan bahsedilmiş okuduğum kadarıyla. Bunlardan zaten en komiği, en efsane haline gelmiş olanı biliyorsunuz Yalova-Armutlu yolu. Yaklaşık 25 yıldır bitmeyen bir yol. Bunun üzerine yaklaşık 2-3 yıldır işte bitiriyoruz, başlıyoruz, kamulaştırmasını bitirdik, projeleri yaptık dedikleri çevre yolu var. Hatta en son ilgili belediyelerin imar planlarında o yola kamulaştırma bedeli çıkmasın diye imar planlarında kişilerin, mülkiyetlerin terk alanları o yoldan olacak şekilde ayarladılar ki bir masraf çıkmasın bir an önce yapalım diye. O biteli de yine işte 1,5-2 yıl oldu. Hatta ihalesinin yapıldığını söylediler. O da bir şekilde başlamıyor. Muhtemelen başlayamayacaklar parasızlıktan. Onun dışında hastane biliyorsunuz aynı şekilde yani yol değil ama ciddi bir yatırım. Hastane yaklaşık 6 aydır her hafta açılıyor biliyorsunuz. Ha bu hafta açıldı. İşte şöyle açılacak, böyle açılacak. Yanındaki alanda heyelan oldu. Bazı kişiler zemininde kayma olduğunu, zemininde oturma olduğunu söylüyoruz. Soruyoruz. Tabii net bir bilgi almıyoruz veya doğru bilgiyi almıyoruz. Onun dışında Çınarcık bölgesinde bizim yine duyurduğumuz daha önce birçok kez toprak kayması, Yalova'da Bayraktepe Mahallesi'ndeki toprak kayması, yani insan hayatını aynı zamanda kolaylaştıran değil bir de riske atan bu sorunlara yönelik de iktidardan herhangi bir çalışma, çaba şu ana kadar görülmedi. Yine haberde okuduğum Bursa yolundaki kavşak çalışmasıyla alakalı bir şey var. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Bu kavşak çalışması yeterli değil. Çünkü o bölgenin imar planlarında bakıyoruz, görüyoruz. İşte olası bir AVM yatırımı, işte emniyet binası, bazı kamu binaları, yüzlerce dairelik projeler, yolun karşı tarafında da İşte konut dışı kentsel çalışma alanları, kentsel servis alanları. Yani oradaki trafik yoğunluğunu çok 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 arttıracak arazi kullanım kararları var. O yapılan kavşak genişletme çalışması ve yolun devamı çalışması bunun için yeterli değil. Göreceksiniz bu halde kalırsa kavşak sadece Kirazlı'ya doğru yol bağlantısı yapılıp bitirilirse orada bittikten sonra 2-3 yıl sonra trafik felç olur. O kavşak orayı kurtarabilecek, rahatlatacak bir kavşak da değil. Yani sonuç itibariyle bunlar en büyük, herkesin bildiği projeler. Yoksa detay her mahallede Yalova'nın AK Parti tarafından ha bu hafta yapılıyor, bu akşam açıyoruz, rüzgar esti sabahleyin açacağız söz falan dediği fakat yapılmayan onlarca yüzlerce yatırım var. Ama genelde AK Partili yöneticilerde şöyle bir tavır da var. Bunu Vali Bey de hatta bak şöyle belirtmiş. Proje niyet var denilebilir ama projeyi gerçekleştirme adına bir gayret ortaya koymalı diyor. Konmalı diyor. Yani şöyle bir eğilim var onlarda. Diyelim ki bir yerde 500 metre yolu asfaltlıyorlar. AK Partili herkes, il başkanı, ilçe başkanı, yöneticiler, kadın kolları, gençlik kolu, orada var olayım diye uğraşan herkes siyah takım elbiselerini giyiyor. Böyle ağır çekim 1,5 ay boyunca orada fotoğraflar veriyorlar. İşte bugün akşamüstü 4'te fotoğraflarımız, ertesi gün sabah 9'da fotoğraflarımız. Bir ayda yapılacak iş 6 ayda bitmiyor ama yüzlerce fotoğraf çekiyorlar. Yani bir şey yapılıyor gibi göstermeyi çok seviyorlar. Bu anlamda Sayın Valinin Yalova ilindeki ulaşım bağlantı yollarına veya kısmi bölgesel sorunlara bu anlamda eğilmesi çok iyi. Doğru, yıllardır bizim söylediğimizi vurgulamış. Gerçekten Yalova'nın bu anlamda sesi olmuş.
Fakat yeterli mi? Değil. Organize sanayi bölgeleriyle alakalı veya çevreleriyle alakalı sorunlar var. Çevresel sorunlar var. Demografik, sosyal, toplumsal bazı sorunlar var. Kentsel tasarıma yönelik sorunlar var. Ulaşıma yönelik başka bazı sorunlar var. Nüfus dengelenmesine yönelik sorunlar var. Yani Yalova metropollerin ortasında gerçekten kendine özgün, her yere örnek olabilecek butik bir kent olma ihtimali varken mevcut AK Parti iktidarının sadece şov yapma, hava atma, sadece proje adı söyleme eğiliminden dolayı ortada atıl kalmış bir kent haline geldi. Vali de bunu vurgulamış. Bir yandan tabii onu da şöyle eleştiriyorum. Bunlar yapılırken adını benim Vali Bey Camii olarak koyduğum, biliyorsunuz Denize Sıfır Cemaatsiz Camii'nin yapımına yönelik bürokratik işlemler tüm hızıyla sürüyor. Bakalım oranın inşası da buradaki yollar gibi böyle konuşulup da yapılmayan bir şekilde mi ilerleyecek, yoksa hemen finans bulunup yapılacak mı diye de hatırlatmak isterim. Ve Vali Bey'e bu duyarlılığından dolayı tekrar teşekkür eder. Ama içini rahatlatmak için de şöyle bir şey söylerim. Merak etmesin. Çok yakında en geç bir yıl içerisinde, mümkünse inşallah daha kısa, eğer mümkünse önümüzdeki ay olsun, seçimde bu iktidar değişecek. Artık şov yapan, sadece fotoğraf çektiren veya slogan atan iktidarlardan ziyade Yalova'ya ve bütün diğer illere, bütün Türkiye'ye önem veren, gerçek sorunları çözen, halkın gerçek sorunlarını çözen Millet İttifakı'nın iktidarı gelecek. Bu bağlamda içinin de rahat olmasını isterim. Yani serzenişini haklı görüyorum ama içi rahat olsun. En kısa zamanda zaten biz çözeceğiz bunları, rahat olsun.